Brüksel'deki havaalanı saldırısında İngiliz ajanı Muhammed Abrine saldırı öncesinde diğer iki intihar bombacısı yan yana kamerada göründü, biliyorsunuz. Yanındaki diğer iki kişi kendini patlatırken İngiliz ajanı İbrin'i patlamanın ardından havaalanından yürüyerek ayrılıyor. Şapkalı adam lakabıyla tanınıyor. İngilizlerin süper ajan Abrine. Atatürk Havalimanı'na düzenlenen saldırıdan tam bir yıl önce İstanbul'da da bir hafta kalmış. Muhammed Abrine'yi göster. İngilizlerin devletinin adamı. Hani IŞİD yapmıştı? Bak tapu gibi delil ya. Bak yanlarındaki şapkalı adam İngilizlerin devletinin ünlü ajanı, süper ajan olarak biliniyor. İngilizlerin devletinin. Lordlar kamerasına giriyor çıkıyor, saraya girip çıkıyor, her şeyi yapan bir tip. İstanbul'da da bir hafta kalıyor. Ve bombayı patlattıran bu. Kime yaptırıyor bunu? PKK'lılara yaptırıyor. Kime yüklüyor? IŞİD'e yüklüyor. Konu bu. Ya bunu insan nasıl anlar? Bak İngiliz ajanını göstertiyorum. Süper ajan deniyor. Ve İngiltere bunu kabul ediyor. Evet diyor, bizim ajanımız diyor. Adam daha hala anlamıyor ya. İnanılır gibi değil. Afganistan'da yüzbaşı adam ya, İngiliz. 30 adet intihar yeleğiyle yakalanıyor adam. Dağıtacak, oraya buraya dağıtmak, gönderecek. Yine anlamıyorlar. O da İngiliz ajanı. İngilizlerin devletinin ajanı. Bazen de IŞİD bunları kızdırmak için mesela bir homoseksüel yapıyor. Adam homoseksüel ispat ediliyor. IŞİD diyor ki biz yaptık diyor. Yani onları gıcık etmek için yapıyorlar. Evet. Yoksa adam homoseksüel ispat edilmiş. 30 kişi çıktı şahit, anlatılıyor. Alakası yok adamın. Gece gündüz viski içen, kendini satan homoseksüel. Klasik.